Cumhurbaşkanı bugün Cumhurbaşkanı değildi. Mevcuttan %3 çıkartın. Cumhurbaşkanı şu an Cumhurbaşkanı değildi diyor. Gazeteci Mustafa Balbay bizlerle birlikte hızlıca siyaseti özetlemeye çalıştım. Sayın Balbay merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. En son aktardığımdan başlayacağım. Zira AKP Genel Başkanı Erdoğan şu dakikalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Görüşmenin gündem başlıkları ne olabilir? Yeniden Refah biraz daha açıklamalarında sertliğin boyutunu yükseltmiş gibi görünüyor. Önce Cumhur İttifakı'nda neler olduğu ile başlayalım. Neler oluyor efendim? Şimdi tabii Erdoğan'la Bahçeli arasında aşağı yukarı ayda bir bütün bir görüşme oluyor. Evet. Sonuçta Bahçeli bu iktidarın şu anda fiilen ortağı değil ama genel anlamda iktidar nimetlerinden yararlanan ama yeri geldiğinde örneğin emekli maaşları gündeme geldiğinde ya bunlar biraz yükseltilmeli, evet, ben az buluyorum diyen bir yere oturttu partisini. Yani bu görüşmenin de 7-8 Ekim'de yapılacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi kurultayının öncesinde Erdoğan'ın hem partisine yeni bir yön verme, şekil verme, kadroları yenileme hem de genel seçim süreci için ekonomi dahil olmak üzere her alanda atılacak adımlarla ilgili bir genel değerlendirmedir diye düşünüyorum. İki lider arasında şu aşamada bir görüş ayrılığının olması eşyanın tabiatına aykırı olur. Genel anlamda Bahçeli'nin Erdoğan'ı iktidarın sürmesi için HDP ile diyalog, geçmişte bunlar yaşandı çünkü, öteki partilere araya mesafe koyma, yeri geldiğinde hukuku kullanma, her alanda ben genel bir zımni anlaşmanın olduğunu düşünüyorum. Peki diğer bileşenlere baktığımızda Hüdapar öyle söylemlerde bulunuyor ki biraz sonra yine kısaca da olsa değinmek istiyoruz. Çünkü karma eğitimin okullarda tacize neden olabildiği konusuna kadar geldi. Ekonomiyle ilgili söylemlerde ayrışma var ve yine Yeniden Refah Partisi'ne baktığımızda hem ekonomiyle ilgili söylemler hem de biz olmasaydık Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olamazdı ki noktasında Yeniden Refah Partisi. Olmasalardı Erdoğan şu an Cumhurbaşkanı değil miydi Sayın Balbay? Şimdi tabii çok kısa o zaman 14 Mayıs öncesindeki bu hani Erdoğan'ın telaşla bu altılı masanın dağılmayacağını, seçimlere en azından ortak bir anlayışla gireceğinin belli olmasından sonraki süreçte anımsayacaksınız. DSP'yi hızla saflarına kattı. Aynı süreçte Hüdapar'ı kattı. Evet. Aynı süreçte yine Yeniden Refah Partisi'ni kattı. 14-28 Mayıs arasında Sinan Oğan'ı kattı. Aslında Cumhur İttifakı da en az 6-7 partinin bir araya gelmesiyle oluşan bir ittifak. Oy oranı %1-3 fark etmiyor. Çünkü %50+1'e ulaşmanız için her parti kendisini çok önemli hissediyor. Bu tür durumlarda %1'in 2'nin bile çok önemi var. Yeniden Refah Partisi tabii Saadet Partisi ile girdiği yarışta Erdoğan'ın, Erbakan'ın devamı olma bağlamında bir adım öne geçti. Bu görünen bir tablo. Ama oğul Erbakan'ın, Fatih Erbakan'ın bir siyasi hırsının olduğu görünüyor. Yani iktidar hırsının olduğu görünüyor. Ben oğul Erbakan'da geçmişte babasının da yaptığı, yerine göre siyasi oyunları da mübah sayan, her türlü siyasi oyuna girebilmeyi, iktidara ulaşmak için normal ya da hani ahlaki çerçevede sayan davranışları da görmüyor değilim doğrusu. Hı hı. Önümüzdeki günlerde bunun sürprizleri de olabilir. Bir anlamda ben bu çıkışı genel seçim öncesinde Yeniden Refah Partisi'nin hani belli ölçülerde hani 8-10 ilçeyi ilçe belediye başkan adaylığını alma hazırlığı diye de değerlendirdim doğrusu. Hani bunu bu demeci okurken. Evet, evet. Örneğin hani Erbakan'ın Adapazarı, Akyazı'da çok yüksek oyunun olduğu biliniyor. Belli ilçelerde diyelim. İstanbul'un kimi ilçeleri olabilir. Yani Yeniden Refah Partisi kendisini yani yerel seçimler süreci içinde orta büyüklükte 8-10 ilçe için iddialı görüyor benim anladığım kadarıyla. Evet. Gelelim o zaman Millet İttifakı'na.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çıkışları dikkatleri üzerine çekti. Çünkü kendisi yerel seçimlere ayrı ayrı girelim çağrısı yaptı. Sizinle de hatta konuşmuştuk. Meral Akşener 26 Ağustos'ta ne diyecek acaba? Bekleyelim demiştik. İşte artık biliyoruz Meral Akşener'in neler söylediğini. Sayın Balbay, Meral Akşener'in çıkışlarını siz nasıl değerlendirirsiniz? Bazen kırgınlıktan bahsediyor. Bazen öfke olduğunu görüyoruz çıkışlarında. CHP'yi hedef alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Sadece o kadar değil. Aynı zamanda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu da cesaretsizlikle suçluyor. Onları da hedef alıyor. Meral Akşener ne yapıyor efendim? Şimdi tabii aslında biraz da Meral Hanım'ın genel diyelim konulardaki hoşgörüsünde sığınarak hani şu başlıkta bir yazı yazmak da geçti aklımdan benim. Ne çektim be Meral Hanım? Ne çektim be Meral Hanım? Çünkü gerek seçimlerden 29 Mayıs sonrasındaki hani açıklamalarda en büyük pişmanlığım dediği süreçte, evet, gerekse sizin de vurguladığınız 26 Ağustos açıklamalarında hani gerçekten böyle hani acıların kadını, acıların insanı havasında bir feryatla geçmişte yaşadıklarını anlattı. Bence bunların hepsi siyasetin doğasında var. Hı hı. Siyasi oyunlar yerine göre hani entrika demeyelim ama hani ahlaki düzeyi, nefret söylemini o çizgiyi aşmadığı sürece tabii ki siyasi partinin hem içinde hem rakipleriyle bu tür şeylerin yaşanabileceği bir alan siyaset. Ama Meral Hanım bunları vurgularken özellikle hani işin içine kalbini katıyor, duygularını katıyor ve biraz da öfke kontrolünü, öfke hanesini serbest bırakarak konuşuyor. Ama ben Akşener'in biraz şu andaki siyasetteki oyununu biraz ip çekme oyununa benzetiyorum. Meral Hanım'ın çekmek istediği ipin öteki ucunu kimse tutmadı. Kimse tutmadı. Kimse tutmadı. Yani bu tür şeylerde hani ipi hızla çekerseniz karşınızda biri var diye düşünerek, evet, hani hakikaten yere oturursunuz hani genel şey anlamında. Hı hı. 26 Ağustos açıklamaları biraz buna belirtti doğrusunu isterseniz. MHP'nin açıklaması, hani ciddiye alınacak bir yanı isteyen herkes katılabilir dedi. Bunu bekliyorduk zaten aşağı yukarı. Evet. Kemal Bey de arkadaşımız Cumhuriyet yazarı Miyasi'ne verdiği demeçte ben nezaketi aşmam deyip yani orada bütün her şeyi kendi içine attığını da göstermiş oldu. Kemal Bey'in çok yüksek ve kalın bir sabır duvarı var. Herhalde toplumda emeklilerin bu zamlara karşı gösterdiği, yükselttiği sabır duvarını siyasette de Kemal Bey'in bir sabır duvarı var. Buna bir cevap vermeyeceğini söyledi. Bu anlamda şu anda Meral Akşener'in çekmek istediği ipin öteki ucu boş. CHP tarafından yanıt veren yok. CHP'nin milletvekillerinin, CHP'nin kurmaylarının tümüne bu konuda bir değerlendirme yapmamaları istenerek bir hani suskunluk egemen oldu. Ama şu anda Akşener'in geliştirmeye çalıştığı siyasi oyunu ben merkez sağdaki boşluğu bir doldurma arayışı olarak da değerlendiriyorum. Eğer Akşener'in konuşma yaptığı günü, konuşmasının içeriğini, öfke kısmını ve yerel seçim kısmını ayırıp da kalan kısmını masaya yatırırsak Akşener'in özellikle 26 Ağustos bir günde açıklama yaparak yani o günü yani kamuoyunda Atatürkçülüğün o zeminde hareket eden, o kimliğini çok önde tutan kesimleri yanına çekme arayışı var. Cumhuriyet Halk Partisi bunun ne ölçüde ayırdığında belki hani o ayrı konu ama anımsayacaksan anımsarsın 14-28 Mayıs sonrasında Kemal Bey bir ay sonra yaptığı ilk değerlendirmede biz milliyetçiliğin böyle Anadolu'daki o beka söylemi, Ankara'daki beka söyleminin Anadolu'da bu kadar çok yankı bulduğunu göremedik demişti. Akşener'in şu anda oynamaya çalıştığı, ben bugün birkaç köşe yazarında da dikkatimi çekti. Akşener'in siyasi zeminine ilişkin yorumlar yapmışlar. Hani yerel seçimlerden sonra deriz Kemal Bey, ya biz ulusal bayramlarla ilgili hassasiyetin
bu kadar karşılığı olduğunu bilmiyorduk demek durumunda kalmaz. Çünkü Meral Hanım'ın 26 Ağustos konuşması bence beraberinde 30 Ağustos ve 29 Ekim'de de bunları gündeme getirecek diye değerlendiriyorum ben. Evet. Peki Akşener'le ilgili olarak son olarak şunu da sorayım Sayın Balbay. Millet İttifakı yoluna sizce devam edebilir mi? Akşener her parti tek başına yerel seçimlere ayrı ayrı girelim diyor ama Mehmet Ali Kulat'ın simülasyon çalışması dün televir ekranlarında Kulat tarafından anlatıldı. O çalışmaya göre aday büyük bir özelliğe sahip değilse ve özellikleriyle öne çıkan bir isim olmazsa İYİ Parti tek başına tek bir il belediyesi dahi alamıyor. İYİ Parti bunun bilincinde ve farkında mıdır? Bu farkındalık eğer söz konusuysa AKP'ye yaklaşmak söz konusu olabilir mi? İpin diğer ucunda CHP yoksa CHP'ye yaklaşmak söz konusu olabilir mi? Şimdi tabii ben Mehmet Ali Kulat'ın çalışmalarını öteden beri dikkatle de izliyorum. Hani olabildiğince siyaseti tarafsız okumayı da çalışan, yerine göre iktidardan daha genel anlamda siyasetten bağımsız bakmayı çalışan bir araştırmacı, kamuoyu araştırmacısı. Deyim yerinde ise ben yerel seçimler sürecinde adaylar ittifakı diye hani bu kavram değiştirilebilir, gelişebilir ama benim aklıma gelen kavram olarak paylaşmak istiyorum. Adaylar ittifakı diye bir süreç yaşanacak diye değerlendiriyorum. Merkezi olarak hani sürekli hani bunun adı konmuş ve şu iki parti birlikte gidecek demek yerine İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun zorladığı o İstanbul İttifakı kavramın, Ankara'da Mansur Yavaş'ın fiilen oluşturduğu bu hani Yavaş etrafındaki bu halkalar, hani birinci, ikinci, üçüncü halka, bence Millet İttifakı'nın altı partisi Mansur Yavaş'ın etrafında belli bir halkalanma oluşturmuş durumda. Yine öteki belediye başkanlarının Tunç Soyer'in de İzmir'de fiilen tabii Cumhuriyet Halk Partisi kimliği çok önde. Ama İzmir'de de ben hani aday üzerinde ittifaklaşmanın izlerini görüyorum. İzmir'de biliyorsunuz şu anda Tire Belediye Başkanı İYİ Parti'den. Bunun bu tür çalışmalar, bu tür yerel simülasyonlar yapılabilir diye düşünüyorum ben. Ankara'da da örneğin hani belli başlı ilçelerde İYİ Parti'nin hani alma olasılığının olabileceği ilçelerde bu hani Gölbaşı olur. Çünkü merkez partilere yakın bir duruşu var Ankara'da Gölbaşı'nın. Beypazarı olur. Hani bu tür ilçelerde İYİ Parti'nin adaylarına yer vererek böyle bir hani adaysa adaylar ittifakı gibi bir durum gündeme gelebilir. Ama şunu da vurgulamak lazım. Sanıyorum Temel Bey, Karamollaoğlu, Akşener'in değerlendirmelerini biraz erken bulduğunu söyledi. Bence erken değil. Tabii ki bunlar konuşulabilir, vaktidir. Ama yolda çok değişecektir. Bu kervan yolda çok şekil değiştirecektir. Bu kervanın yolda ortakları, katılımcıları, ayrımcıları çok fazla olacaktır. Yani onu görüyorum. Ve şimdiden gördüğümüz yerel seçim sürecinde ekonominin belirleyici olmaması için çok çırpınacak AKP. Çok farklı konuları gündeme getirecek. Hepimizin hassas olduğu, örneğin şu anda ben Hudakar'ın işte eğitime yönelik söylemleri, dayıklığa karşı söylemlerinin ben doğrusu biraz dönüşüklü dövüş olduğunu düşünüyorum. Çok tabii ki önemli bir kavram ama Türkiye'deki solun, merkez partilerin ilgisini laiklik üzerinde tutup o konuda farklı kutuplaşmalar yaratıp kendince ekonomiyi ikinci, üçüncü plana itme çalışmalarının da bir hazırlıkların yapıldığını görüyorum. Çok hassas konular bunlar. Evet. Şimdi ben desem ki bu konuyu önemsemeyin, doğru değil. Yani gerçekten Türkiye'de eğitim sistemi, karma eğitim, gerçekten çağdaş eğitim düzeyini yakalama mücadelesi çok önemli. Ama Hüdapar'ın burada atacağı farklı adımlar ya da vereceği mesajlar herkesin, toplumun tepkisini çekecek doğal olarak. Ama siyasetin siklet merkezi orası olursa da halkın oy verme kriterleri bir şekilde farklılaşmış olacak. Çünkü benim aldığım hava 7 Ekim sürecinde bunu göreceğiz. AKP'nin
milliyetçi ve dinsel söylemleri mutlaka yerleştirmek üzere bir hazırlık yapıyormuş. Hani göreceğiz süreci 7 Ekim yani Adalet ve Kalkınma Kongre sürecinde de göreceğiz bunu. Ama ben kendi içindeki mutfakta bu tür kokular alıyorum. Yani bunları ne yapıp edip bunları öne çıkarmak üzerine ve hani ekonominin tartışılmaması üzerine. Çünkü doğal olarak bakın biz de yani şu anda tabii güncel konuları konuşuyoruz ama Erdoğan IMF'ye evet. Yenilmiştir. Erdoğan ekonomi politikalarında şu anda sözcükleri seçerek söylüyorum. Teslim olmuştur. Teslim olmuştur. Ve şimdi kendisini şuraya oturtmaya çalışıyor sevgili Çoban. Yani sanki Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu ve Erdoğan sorumlu üzerinde değil ve ola ki başarırsa bakın işte bizim seçtiğimiz bürokrat bunu yapar. Ama başaramazsa zaten ben onun düşüncelerini benimsemiyordum deyip kendini oradan sıyırma gibi hakikaten toplumu hani anlamaz yerine koymak ister bir siyasetin hazırlığını yaptıklarını görüyorum. Yani bunu halka anlatabilmek çok önemli Sayın Çoban. Çok. Şu anda ekonominin içinde bulunduğu durumu hani elbette biz ülkede ciddi bir kriz olduğunda hatta ülke bütünlüğüne bir halel geldiğinde her şeyimizi ortaya koyarız. Ama bunu şimdi seçim öncesi böyle bir hava yaratmayı yönelik hazırlık olarak yaptım. Çok net görünüyor. Buna karşı da sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi bir siyaset geliştirecektir. Hı hı. Şu anda Kemal Bey'in işte İstanbul İl Başkanı'ndan sonra dün İzmir İl Başkanı'nı da genel merkezde kabul ettim. CHP'de şu anda gündem içerisine ait, yani evin içine ait şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi. Hani bunu tabii ki ilk iç düzenleme yaptıktan sonra hızla yani ülke gündemine dönmesi gerekli. Yoksa ben İYİ Parti'nin ana hedef olarak CHP tabanını seçtiğini görüyorum. Evet, milliyetçilik ve dini söylemler dediniz AKP'nin bu süreç içerisinde kaşıyacağı ve üzerinde duracağı nokta. Hatta dikkatli olunması gerekiyor o noktalar üzerinde de. Peki Sayın Balbay, siz bugünkü yazınızda az önce değindiğiniz konu, unutulmamalı dediğiniz konu, hatta gündem saptırma, eksen kaydırma çabalarının da etkili olmayıp hep gündemde tutmamız gereken konu olarak ekonomiyi vurguladınız. Yazınızda da Erdoğan IMF'ye teslim oldu dediniz. Az önce de vurguladınız. Şimdi KKM övülüyordu, kur korumalı mevduat. Şu anda hükümet çıkış yolunu arıyor. Az önce Ali Mahir Başarır vurguladı. Bir yanda memurlara, memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? 3'ün 5'in hesabı yapılıyor orada ama Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir dakikalık harcamasının 18 bin liraya çıktığını gördük. Şimdi tüm bu yaşadıklarımızla birlikte her ne kadar gündemde tutmamaya özen gösterse ve yeni hedefler ortaya koysa da AKP iktidarı, biz yaşadıklarımızı biliriz. Tüm bunlar seçimde etki gösterecek mi? Yeni yanılsamalar, yeni illüzyonlar ortaya atılacak mı? Son sorum da bu olsun efendim. Şimdi tabii ekonomiyi gerçekten bizler doğal olarak hani gündemin siyasi boyutunu öne çıkartıyoruz. Tabii. Hepimizin gündeminde birinci sırayı bu alıyor. Ama ben bugünkü yazımda da en azından yeni kuşaklar için bir nebze anımsatıcı olması bakımından Turgut Özal'dan örnek verdim. Turgut Özal bugünkü iktidarın da çok kutsadığı ve işte devamı olduğuna inandığı bir kişi. Düşünün. Hani 12 Eylül darbesi hepimizin bir daha yaşamamayı istediği bir darbe yönetimi adı üstünde. Şimdi 12 Eylül'den önceki Demirel hükümetinin ekonomiden sorumlu olan, ekonomiyi yöneten diyelim Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal'dı. 12 Eylül faşist yönetiminin hükümetini kuran Bülent Ulusu Başbakanlığındaki hükümetin Başbakan Yardımcısı ekonomiden sorumlu Başbakan aldı. 12 Eylül'den sonra 6 Kasım 1983'teki seçimlerden sonra iktidarı alan ve başbakanlık görevini üstlenen kişi de Turgut Özal'dı. Yani ne olmuş? Yönetimler değişmiş, rejimler gelmiş gitmiş, darbeler olmuş bitmiş ama evet. Ekonomi yönetimi değişmemiş.
O yıllardan başlayan küresel yapı şunu söylüyor Sayın Çoban. Bir ülkede iktidar sağ, sol, muhafazakar, dinci, milliyetçi ne olursa olsun ekonomide benim dediğimi yapsın yeter diyor. Nedir o? 12 Eylül öncesindeki 24 Ocak kararlarından başlayan dönemde tarımı gözetmeyeceksin, sübvansiyonları kaldıracaksın, sosyal devlet kavramını ikinci plana iteceksin, özelleştirmelerin önünü açacaksın, emeğe, pranga, paraya sınırsız özgürlük vereceksin. Oydu. AKP geldiğinde de bunu yaptı. AKP'nin en çarpıcı icatı bence geldiğinde ilaç fabrikalarını kapatmasıdır. Kağıt fabrikalarını kapatmasıdır. Biz bugün bir top A4 kağıdı 130-140 liraya satın alıyoruz. Evet. Çünkü fabrikalarımızın hepsi kapandı ve ithal ediyoruz. Hani anımsar mısınız Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatırken toplu yine üretemiyorduk diye bir söylem vardı. Şimdi kağıt üretemiyoruz. Üretimden vazgeçtik Türkiye. Ve Erdoğan bugün bilinçli olarak bu politikayı tercih etmiş ve bilinçli olarak bugün Erdoğan bilinçli olarak politikalar tercih etmiştir ve şu anda Erdoğan'ın geldiği nokta Türkiye'de IMF politikalarının uygulanmasıdır. Adı konmamış bir politikadır bu ama. Evet. Aslında ben Türkçe'nin sözcüklerle oynamayı severim. Mehmet Şimşek'in adıyla da IMF'yi birleştiren kimi sözcükler buldum. Ama kişilik haklarını biraz zarar verir diye yazmadım bugünkü köşemde. Ama Mehmet Şimşek daha ileri giderse yazacağım. Daha ileri giderse. O zaman ben de sormayayım. Çünkü bence Mehmet Şimşek biliyorsunuz emekli maaşı maaşları ve memura yapılan zammın enflasyona neden olduğunu söyledi. Biraz önce siz de biliyordunuz. Saraya yapılan harcama evet. Neden olmuyor. Evet. Müteahhitlere verilen para neden olmuyor. Evet. Garantili yol, Zafer Havalimanı'na verdiğiniz o %95 yolcu bedeli hiç enflasyona neden olmuyor. Siz memura biraz zam yapmışsınız, emekliye zam yapmışsınız. Bu enflasyonun nedeni oluyor. Bu hiç hoş bir şey değil. Dediğim gibi ne olursa olsun tabii kişilik haklarına zaten saygı göstereceğiz ama o Türkçeliyle oynayarak bulduğum tanımı biraz ileri buldum. Ama bu kadar daha acımasız devam edersen sürdürülebilir diyorum. Ama bugünkü yazıdan yola çıkarak son cümlem şu olsun. Şunun altı çizilmeli. Tekrarın gücü diye bir şey vardır sayın. Evet. Çoban. Yani hani derler ya suyun taşı delen gücü sürekli akmasından gelir. Muhalefetin ekonomideki bu gidişi unutturmaması, ekonomide küresel yapıya teslim olduğunu, o politikaların aynen uygulanmasını kabul ettiğinin topluma anlatılması işin yarısı. Öteki yarısı da ben muhalefetten şunu bekliyorum. Ekonomik gidiş kötü. Sen ne öneriyorsun arkadaş? Sen evet. Ne öneriyorsun? Bunu da duymak, bunu da TR1 gibi, Cumhuriyet gibi, yani işte bir tabii. Gün gibi, yani özgür ekranlarda ve zeminlerde yazmak, konuşmak isteriz. Bizler de öyle ve bu yayından çok mutlu olduğumu da belirtiyorum Sayın Balbay. Çok teşekkür ediyorum efendim bizimle olduğunuz için. Merakla bekliyorum. Mehmet Şimşek daha ileri giderse o kelimelerle oynadığınız tanımlamayı da merakla bekliyorum. Peki. Dilerim yapmak zorunda kalmam diyorum. Çok teşekkür ederim. Benim de dileğim o yönde. Çok teşekkürler bir kere daha. Evet sevgili izleyenler, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'la konuştuk. Suyu taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliği.